Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs Gazi Ahmet Erdem, babasından öğrendiği halıcılık mesleğini Hacılar'daki eski tezgahında sürdürmeye devam ediyor. Hacıların halısının 80 yıllık geçmişi var aşağı yukarı. Biz bunun 40 senesini yaşadık, beraber yaptık. Hacılar eskiden toprağı olmadığından çiftçiliği biraz azdı. Millet ya ufak tefek esnafıydı, ya ondan sonra ya amelle olarak çalışırdı. Kadınlar da evde halı dokurdu ve böylece eskiden geçimlerini sağlarlardı. Hacılar da eskiden halı işi çok faal idi. 40-50 tane böyle halı işliği vardı. Yani saysak isimlerini bir şey olmaz yani, sayılacak kadar da çok fazla. Şimdi Hacılar halısı Türkiye'de sayılı ilçelerdendir. Yani çok güzel halı dokunurdu burada. Eskiden yunla başladı. Filoş, sonradan 70'li yıllarda da bu İpek Bursa ipeğe tohumacılığı başladı. En karlı bu olduğu için herkes, halıcılar da buna yöneldi. Evde dokuyanlar da buna yöneldi. Ve böylece aile katkısına katkı sağlayarak şimdiye kadar yaşadılar. Şimdi ise halı işi çok zayıfladı. Neden zayıfladı? Biraz ekonomi düzeldi milletin. Ondan zayıfladı. Biraz bu halı turizme bağlı. Turizme eskiden gelenler el halı sanatlarına çok ilgi gösterirlerdi. Eski turistler, yaşlı turistler daha doğrusu. Ama şimdiki turistler böyle el sanatına veya da sanata ilgi gösteren bir kesim gelmiyor. Ki bu Hacılar'daki bulunduğumuz yerdeki ilçedeki tek halıcılık temsilcisi siz kaldınız. Biz kaldık. Ya nostalji olarak yapıyor bunu. Yani nasıl nostalji olarak yapıyorum? Sırtımızda ipler var işte, bu ipler. Bu iplerin işte az evvel fiyatını söyledik. Kilosu 100 dolar. Bunlar hiç değerse ip olarak hiçbir değeri yok şu anda. Kim satsan satılmıyor, kimse almıyor. Bunları bir halı yaparsak, halı olarak elde kalırsa belki bir alan olur sonra, bir şey olur. Hazır vaziyete getirmek için bu mesleği yapıyor. Biraz da üniversiteden öğrenciler geliyor. Üniversiteden gelen öğrenciler bu modelleri, desenleriyle ilgileniyorlar. Bu el sanatlarıyla ilgileniyorlar. Onlara gösteriyoruz şöyle yapıldığını, edildiğini. Çırak yetişmiyor zaten. Çırak yetişmez oldu. Bu bacasız fabrikaydı. Bak bu Bünyan'da, Tomaza'da, Sarız'da, Pınarbaşı'nda, Hacılar'da, İncesu'da herkesin ekmek acıydı. Bir Pınarbaşı'na var, bir traktör varsa kapısında halı parasıyla almıştır. Şimdi bu Hacılar'da veyahut da bu dediğim ilçelerde dokunan halılar eskiden yündü. Safi yündü. Şimdi fabrika halılarının çoğu el yap, naylon. Hani eskiden olurdu mesela eski Atlaslar, eski Atlantik halılarında arkasına bakardın, %50 yün var diyeyim, reklamını yapardı. Ama şimdi yün denen hiçbir şey kalmadı onlarda. Hep yani attığın zaman mesela eve serdiğin zaman bizim yün halılarımız evi sıcak tutar. Onlar naylon olduğu için de devamlı soğuk tutar. Bir de bu ipek halının bir özelliği var. Yani kıymeti çok, bu mesela solunum sistemine çok iyi gelen bir halı. Toz kaldırmaz bir. Yazın nemi çeker. İçeriye şey, yani nem verir. Kışın nemi içeriden toplar, kendi içine bir çeker. Yani içerinin nemini alır. Bu astım hastalarına en iyi yani serilecek halılardan biri ipek halı.